Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz çantayı çalışacağız arkadaşlar. Bunun için bej rengi bir kağıt ipi kullanacağım ve şöyle de bir dikilebilen taba rengi bir askı kullanacağım. 3,5 milimetrede bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Ve bu çantaya dikmeli bir askı kullanacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Arkadaşlar sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, 3 4 5 ve 6 sayalım. 1 2 3 4 5 6. Ve ipimizi dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Arkadaşlar bu spiral öreceğimiz bir taban diyeyim ben. Aslında çantamızın gövdesi. Spiral örerek yapacağız bu gövdeyi. Şöyle ilmek belirleyicimi de hazırlayayım. Arkadaşlar şimdi şöyle geliyoruz. Şu başlangıç noktamıza batıyoruz. Şu ipimi de birazcık saklayacağım. Bir tane yapıyorum ve böylece bir üst sıraya çıkıyorum. Hemen buraya ilmek belirleyiciyi de takıyorum. Her bir sık iğnemize çift batıyoruz bu sırada. Evet, sayalım. Şöyle. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. İlmek belirleyici çıkardım. Artık ipimi de saklamayacağım. Hemen bir tane belirleyicimizin olduğu yere batıp belirleyiciyi takalım. Şimdi bu sıramız bir tek bir çift. Bir tane yaptım. Hemen yanına çift. 1 2 yanına bir tane tek. Onun yanına çift. Yani bu sıramız bir tek bir çift.
Ve son noktamıza çift batıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Bu sıramızda 2 tek bir çift yapacağız. Şimdi 2 tek bir çifte önce başlangıçta 2'nin yarısı 1 ediyor. 1'i yapıyorum. Öbür biri de dönüp geldiğimde şuraya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tek yaptım. Hemen yanına bir tane çift yapıyorum. Neden bu şekilde yapıyorum? Böyle çok güzel bir yuvarlağımız olsun diye yapıyorum. Bu şey yuvarlak tabanlarda köşeleşmeler olduğu için böyle bir sayı dizilimi kullanıyorum arkadaşlar. Bir tek, bir çift. Şimdi iki tane tek yapacağım. Bir, iki ve bir çift. Sıranın sonuna kadar artık iki tek bir çift olarak öreceğiz. Bir, iki ve çift. Bir, iki çift, bir, iki çift, bir, iki çift. Son noktadayım ve oraya da bir tane tek yapıyorum. Bir tane de başlangıç noktasında yapmıştık ve ikiye tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 3 tek bir çift sırasındayız. İlkini yapıyorum. Şimdi tek sayılarda direkt başlıyoruz. 1 2 3 ve bir çift. Tek sayılarda da sıramızın sonu, yani şu noktaya çift batmamız gerekiyor. Yani öyle denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 çift. 1 2 3 çift. 1 2 3 çift. 1 2 3 çift. 1 2 3 ve çift. Evet. Yeni bir sıraya geçiyoruz. 4 tek bir çift yapacağız. İlkini yapıyorum. Hemen belirleyiciyi takıyorum. Arkadaşlar siz de böyle benim gibi yapın. Spirallerde çünkü eğer alışık değilseniz sayıları karıştırabilirsiniz. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Yine 4'ü 2'ye böleceğiz. Çift sayılarda hep 2'ye bölerek başlayacağız arkadaşlar. İlkini yaptım. 1 2
ve bir çift. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 1 çift. Yani hep tek sayılarda 1, 3, 5, 7, 9 bunlarda direkt sayımız neyi öngörüyorsa 7 tek bir çift sırasında mıyız? 7 tekle başlayacağız. Ama çift sayılarda 2, 4, 6, 8, 10, 12 gibi çift sayılarda da önce yarısını başlangıçta yapacağız. Bir çift yapacağız. Sonra sayımız 8 tanesi mesela atıyorum. 8 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Sıranın sonunda da kalan 4'ü yapacağız. Hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir iki sıra daha beraber yapalım. 1 2 3 4 tek yaptım. 1 çift. 1 2 3 4 1 tane çift. 1 2 3 4 1 çift. Bir, iki, üç, dört, bir çift. Ve şimdi iki tane tek yapacağız. İki tek de başlangıçta yapmıştık. Sayımızı dörde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, aslında çok basit. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Tek sayıdayız arkadaşlar. 5 tek bir çift yapacağız. Direkt teklerle başlıyoruz. 5 tane tek yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 1 çift. Evet arkadaşlar, tabanımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bu sıramız 5 tek bir çift. Bundan sonraki sıramız 6 tek bir çift. Ne yapacağız? İlk önce 3 tanesini yapacağız. Bir çift, 6 tek bir çift olarak devam edip 3 tane teki sıranın sonunda yapacağız. Mantık bu. Çok basit. Bu şekilde sıraları kaçırmazsanız ya da eksik yapmazsanız böyle tam tadında yuvarlak bir tabanınız olur arkadaşlar. Kanalımda bir taban yapımı var ama o spiral bir şekilde örmedik. Zincirle bir üst sıraya çıkarak ördüğümüz bir tabandı. Orada da yapılış şekli aynı ama zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Orada teker teker de yazdım arkadaşlar. O tabanın linkini bırakacağım. Eğer 3 tek 1 çift nasıl yapıyoruz ona kafanız karışırsa, ama karışmaması da lazım çünkü anlatıyorum burada da. O linkte bırakacağım linki. O da size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ördüm. Arkadaşlar 30 tek bir çift olana kadar ördüm. Ve son sırayı da hiçbir arttırma yapmadan tek tek batarak ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi son sırayı arttırma yapmadım. Yani güzel bir yuvarlak elde ettim diye düşünüyorum. Size bir ölçü de vereyim. Arkadaşlar 46 santim. Yani ben buna taban diyorum ama tabii ki bu bizim çantamızın gövdesi. 46 santim. Bundan iki parça örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü parçamızı örmeye başlayacağız. Şimdi şöyle bir uzunlukta, yani şu kadar bir uzunlukta bir ip bırakalım. Sekiz tane zincir çekiyorum. Bir, iki, 3 4 5
6, 7, 8. 3 tane de dönüş için çekiyorum arkadaşlar. Ve 3 tane zincirimin 3. zincirimin dibine, yani 4. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Diğer zincirime geçiyorum. İkili trabzan. Evet, son zincirimdeyim. Arkadaşlar buraya 7 tane trabzan yapacağız. Altı ve yedi. Şimdi karşılıklı gelecek şekilde tek trabzanlarımı yapıyorum. Evet, son noktadayım arkadaşlar. Bir tane trabzan ördüm. Bir, ikinci örüyorum. İki, üç, dört, beş ve 6. Şu başlangıç zincirimin en tepesine batıyorum. Bu da 7 arkadaşlar. Evet, arttırmalarımızı sağlı ve sollu 7'şer tane yaptık. 3 tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Bunu zinciri tek kabul ediyorum. Hemen bunu çift yapıyorum. Burada arttırmalarımız direkt burada başlıyor. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek. Buraya bir çift. Ve bir tek yapıyorum. Şimdi arkadaşlar arttırma yerine geldim.
Bu 7 tane trabzanımızın üstüne çift atacağız. Her birinin üstüne. Evet, son noktamızdayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi yine bir tek, bir çift olarak arttırma yerine kadar gidiyoruz. Bir tek, bir çift. Ve bu 7 tane noktamıza da çift batacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu zincirin dibine de batıyorum. Bu 6. zincirin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum ve bu da 7. çiftimiz oluyor köşelerdeki. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Arkadaşlar bunu bir trabzan farz ediyorum. Hemen şu bölüme bir trabzan daha yapıyorum ama bunu çift yapıyorum. Bu sıramız bir tek, bir çift olarak göreceğiz. Bir tek, bir çift, bir tek. Buraya çift batıyoruz. Tek, çift. Tek, çift. Evet, bu sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bir tek, bir çift. Evet, bir tekle bitti arkadaşlar. Yani iki tek yan yana olmuş oldu. Şimdi zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bu sırada kafes yapacağız arkadaşlar. Bir tane trabzan atlıyorum yanındakine. Bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Evet, bu şekilde bir zincir çekeceğiz. Birer tane atlayacağız. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Bir tane trabzanı atlıyorum ve zincirimin
tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen bakın şuraya. 1 2 3 4 kere dolduruyorum ve hepsinin içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki trabzanın başına bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. 1 2 3 ve 4 kere batıyorum. Hepsinin içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum ve sırası gelen trabzanın tepesine batıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde öreceğiz. Evet, son fıstığımı da yaptım. Şurada bakın. Tepe noktasına batıp şöyle ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 tane de zincir çekiyorum. Şimdi bu sırayı 3 tek bir çift yapacağız. Zincirimi bir trabzan kabul ediyorum. Bir solundakine batacağım. 2 Zaten batacağımız yerler belli. 3 3 tane tek yaptık. Şimdi çift yapıyoruz. Aynı noktaya bir kez daha. Bir, iki, üç. Ve bir çift. Evet, bu şekilde 1 2 3 tek bir çift. 1 2 3 tek bir çift olarak bu sırayı örüyoruz. Arkadaşlar son noktaya 3 tane tek düşüyor. Ama ben sonuncusuna çift batıyorum. Başlarken de 3 tane tekle başlamıştık. Şurada bir en azından denge oluşturalım. Ve zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu sırayı tek yapacağız. Hepsine tek batacağız. Evet, bu sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Arkadaşlar şu kafes sırasını video kaydetmemiş. Yine şurada yaptığımız gibi 4 tane zincir çektik, birer tane atladık arkadaşlar. Ve sıranın sonuna geldiğimde fark ettim çekmediğini. Şimdi şuraya kadar bitireyim, geliyorum arkadaşlar. Evet, zincirimin tepesine bağladım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3
ve 4. Hepsini çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Son fıstığımı da yaptım. Tam tepesine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada bütün şu noktalarımıza bakın, buralarda zaten kendini belli ediyor. Şöyle. Hepsini tek batacağız. Evet, bu şekilde bütün noktalarımıza tek batalım. Evet, son noktaya da battım. Zincirimin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu sırada da yine hiçbir arttırma yapmadan trabzanlarımızı örüyoruz. Evet, son sıramı da gittim. Arkadaşlar şöyle de bir ütüledim. Bakın şöyle görünüyor. Şimdi son sıramızı artık bitti bu parçada. Yine şuradan ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, son bölüme kadar sık iğnelerimi yaptım. Böyle güzel oval bir parçamız oldu. Sanki böyle bir tane daha örüp başka bir çanta yapabilirmişiz gibi geldi. Ya da bir Amerikan servisi çok güzel olur diye düşündüm. Evet arkadaşlar, şimdi bu parçamızı kenara alıyorum. Şu ipini kestiğim yeri bir tane sık iğne atlıyorum arkadaşlar. Tığımı geçiriyorum ve tekrar buradan evet bu şekilde. Arkadaşlar şurayı da tekrar sık iğnenin tepesine batarak bir ilmek kaydırıyorum. Şimdi burada bu parçayı ördüğümüz tabanın üstüne koyarak ya da şu kısmı alta getirelim. Nasıl olsa püskül takacağız.
Arkadaşlar şöyle göz kararı ilmek belirleyiciler koydum. Bakın bir buraya bir şuraya. Bu parçamı şöyle düzgünce üstüne yerleştirip bu şekilde ve şuradan da iğneleyeyim kaymasın. Bunu da şuradan takayım. Evet. Bir ölçü vermiyorum. Ördüğünüz parça zaten nereden ekleme yapacağınızı size belirtecek. Evet, bu şekilde birleştirmeyi yapacağız. Arkadaşlar kağıt ipimi şöyle bayağı bir uzun bırakarak kestim. Çünkü ucunu şu ilmek belirleyicimin olduğu yerden çıkartacağım. Evet, belirleyici de çıkartabilirim artık. Evet, şimdi iş süreceğiz. İş sürerek de bu parçaları birbirine birleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan takıyorum. Aynı şekilde ikinci parçamdan da alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Arkadaşlar arada yedirmemiz gereken yerler olabilir. Onları da yedireceğiz. Burayı iğneledik. Bakın. Şimdi burada düzgün bir şekilde eğer dediğim gibi yedirmemiz gereken bir şey olursa bir yer onu yedireceğiz. Mesela onu da şöyle yapabiliriz. Bakın. Bir tane atlayıp bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu parçamızı bu şekilde ekleyelim. Evet arkadaşlar birleştirmeyi yaptım. Hiç yedirmem gereken bir yer yoktu. Başta size gösterdiğim bir yerde yedirmiştim biliyorsunuz. Ondan sonra da hiç gibi yedirmem gereken hiçbir yer yoktu. Karşılıklı eşit geldi. Evet. Böyle birleştirdik. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Şu kadar da ipim arttı. Ama bunları püskülde kullanacağız. İplerimiz ziyan olmayacak arkadaşlar. Çıkartıyorum. Aynı yerden son bitirdiğim yerden ipimi arkaya alıyorum. İpimi burada saklıyorum arkadaşlar. Madem ayrıldı, düğüm atalım biz de. Evet, şimdi şurada bir İp bırakmıştık arkadaşlar. Şu parçamıza başlarken bir ipimiz vardı. Şimdi o ipi şöyle oturuyorum yerini öğrenebilmek için. O ipi arkadan çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle şu hizada. İp bu parçaya bağlı bir ip. Başlarken uzun bir ip bırakmıştık hatırlarsanız bu parçaya başlarken. Şu iğneleri sökmek istemiyorum. Şuradan. Evet şuradan. İpimi arka yüze geçirdim. Şimdi şuradaki yere iz süreceğim arkadaşlar. Bakın şuradaki başladığımız noktaya, zincir çektiğimiz noktaya hem iş süreceğim hem de o işlemi yaparken de bu parçamızı hem ağız kısmından birleştirdik hem de orta kısmından da birleştirmiş olacağım. Tığımı buradan içeriye daldırıyorum
ve ipimi çıkartıyorum. Hemen şurada gördüğünüz boşluğa batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Hemen yanındakine. İğnelediğimiz için de kaymıyor arkadaşlar. Siz de iğneleyin. Yoksa totluk olabilir. Burayı da ne gevşek ne de sıkı yapıyoruz. Evet, bu da son noktamızdı. İpimi çıkartıyorum ve tekrar aynı yerden tığımı geçirip ipimi çantanın arka yüzüne çıkartıyorum. Ve burada yine ipimi saklıyorum arkadaşlar. Evet, onu sonra sağlamlaştıracağım. Saklama kısmını göstermiştim zaten, tekrar gösterip canınızı sıkmayayım arkadaşlar. Evet, bu parçayı da buraya bu şekilde sabitlemiş olduk. Arkadan görüntüsüne bakalım. Bakın belli bile olmuyor şurası. Evet, şimdi arkadaşlar püskül takacağız. Bu birleştirmeyi püskülle yapacağım arkadaşlar. Şöyle çantanın ağız kısmını ayıracağım, ne kadar genişlik istiyorsam. Ondan sonrasını kenarlardan püskül takarak birleştirme yapacağım arkadaşlar. Yani şuraları tığla değil de şöyle ikisini bir tutup püskülü geçireceğim arkadaşlar ve böyle de birleştirme de olacak. Şimdi püsküllerimizi kesmeye başlayalım. Arkadaşlar şöyle ilmek belirleyici taktım. Burası böyle ağız kısmı olsun diye düşünüyorum. Şu birleştirme yaptığımız yerden birleştirmeyi yaptık. 12 tane başak saydım arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi taktım. Yani buradan buraya kadar olan yer çantamızın ağız kısmı olacak. Bakın şuraya birleştirdim. Şuradaki başakları, sık iğneleri saydım. 12 tane sık iğne. Ayarı bu şekilde yaptım. Yani mezureyle nasıl ölçebilirim? Şöyle. Ağız kısmı 48 santim. Ve şöyle püsküller takmaya başladım arkadaşlar. Bu püskülleri de nasıl takıyorum onları göstereyim. Arkadaşlar 30 santim uzunluğunda püsküller kestim. Püskülleri ikiye ayırıyorum. Şöyle şöyle gevşetiyorum biraz. Şöyle 3 tanesini ikiye ayırdıktan sonraki 3 tanesini arkadaşlar alıyorum. İkiye katlıyorum. Şöyle. Bakın. Bir alttaki parçadan bir de üstteki parçadan tığımı geçiriyorum. Ve püskülümü bu şekilde geçiriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi birleştirmeyi püskülleri takarak yapıyorum. Bakın. Gayet sağlam ve de güzel oluyor. Evet. Bu şekilde püsküllerimizi geçireceğim. Şuranın püskül, buraya da püskül takacağız arkadaşlar. Şu parçaya da püskül takacağız. Onların santimini de size vereceğim. Arkadaşlar çantamı bitirdim. Püsküllerini de taktım. Püsküllerini şu üst şeysine
kaç tane? Şuradan itibaren en birleştirme yaptığım yerden itibaren taktım arkadaşlar. Ama birine taktım, bir tane atladım. Bir taktım, bir atladım arkadaşlar. Şu üst parçaya çok sık takmadım. Evet, saplarını diktim ve içine bir tane de şöyle ortaya bir mıknatıs diktim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu çantaya 550 gram ip kullandık. Gerçekten modeli kadar büyük bir çanta olmadı ama bu da büyük bir çanta oldu yine. Gerçekten kullanışlı bir çanta. Plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Günlük çanta olarak kullanabilirsiniz. Çok şık. Eğer şu üst kapağının modelde üst kapağı bu şekildeydi. Ben düşünemedim arkadaşlar. Aynı büyüklükte yaptım. Ama şu bedeni daha küçük yaptım. Eğer siz bu çantayı yapmak isterseniz örneğin şurada da kesebilirsiniz. Yani şu kadarını yapmayabilirsiniz. Püsküllerimiz de şuraya kadar gelir. Modeli de Instagram hesabımda modeli de paylaşacağım arkadaşlar. Seren Serengil'in shopper'ından aldım ben bu modeli. Seren Serengil'in de çekilmiş bir resmi var bu çantayla. Onu da paylaşacağım. Orada da göreceksiniz. Dediğim gibi ben modeldeki örneği yaptım. Büyük, bu büyüklükte. Ama çantamız daha küçük olduğu için siz şurada örneği bitirebilirsiniz. Bu parçanın da ölçüsünü vereyim arkadaşlar. 39, yükseklikte 35 santim. Arkadaşlar, şuradaki sapın uzunluğu da aynı şu buradaki sapın uzunluğu ile buradaki sapın uzunluğu aynı arkadaşlar. İkisini de aynı yaptım. Buraya sık taktım. Buraya da daha seyrek taktım. Sadece öyle bir ayrımı var. Evet arkadaşlar, bu çanta için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizlerin sorusu olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere cevap vererek yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu çantaya böyle deri sap kullanabileceğimiz gibi şöyle saplar da kullanabiliriz tabii, bunun uzunu. Bu da çok şık duruyor arkadaşlar. Şimdi fark ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar lütfen abone olun. Geçen videomda da bahsettim. Abone olmadan izliyorsunuz. Sadece bir tuşa basacaksınız. Başka bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Kanalımın büyüyebilmesi için aboneliğe ihtiyacım var. Lütfen abone olun diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.